İşte form İsmail Haniye'ye. Savaşa girdi kalbim, bin yara aldı beni. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İçeri girmesi de dışarı çıkması da bu Siyonistlerin insafına bırakılan Filistinlilerin, Gazzelilerin tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmadan yorulmadan, ümitsizliğe ve karamsarlığa düşmeden çaba ve gayrete sarılarak, imanına, Rabbine güvenerek bilimi, ilmi, teknolojiyi en üst seviyede geliştirip kullanarak genciyle, yaşlısıyla hep birlikte evini, yurdunu, toprağını savunduğunun tüm şirretliklerine ve iğrençliklerine rağmen, en küçük insani hassasiyet taşımasına rağmen, düşmanına benzemeden kendine, inancına, değerlerine yaraşır bir şekilde yaptığı mücadelesinin Siyonist terör örgütüyle onun suç ortakları olan dünyanın sözde en güçlü devletlerinin tüm gücüyle saldırmasına rağmen hala hiçbir hedeflerine ulaşamadıklarının, hedeflerine ulaşmasına Gazze'lilerin müsaade etmedikleri mücadelesinin 300 günü geride kaldı. Onlara selam olsun. Tarikatlarımız, dini gruplarımız, siyasi partilerimiz, hepinizin başımızın üzerinde yeri var. Allah razı olsun Gazze için, Filistin için yaptıklarınızdan dolayı. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Allah razı olsun. Bununla beraber yaptıklarımız yetmiyor. Gelin Gazze'de daha sağlam bir birlik olalım. Siyonist'e hep beraber vuralım. Siyonist'in tek gücü sadece ve sadece Müslümanların dağınıklığı ve parçalanmışlığıdır. Hiçbir güçleri yoktur. Onun için gelin biz kendi derneğimizde, vakfımızda, STK'mızda, tarikatımızda, cemaatimizde, cemiyetimizde kendi çalışmalarımızı aynen devam edelim. Ama sokağa çıkınca hep birlikte Gazze Filistin çalışmalarını inşallah birlikte yürütelim. Bütün dünya Gazze huzurunun üzerinden kurulacak. Gazze modelini iyi okuyacağız. Gazzelileri övmekten, yüceltmekten yeni bir aşamaya geçmemiz gerekiyor. Gazze modelini öğrenmek, anlamak, uygulamak. Gazze insanlığın atan kalbi, canlı kalan kısmıdır. Onu modelleyip örnek alacağız. Onları ötekileştiren, terörle özdeştirenleri iyi tanıyıp bileceğiz, layık oldukları şekilde de onlara muamele edeceğiz. Bu anlamda Hamas'a terör örgütü diyenlere de bir çift lafımız olacak. Dilinin ucuyla İsrail eleştirisi yapmayı, Hamas'a terörist demek için payanda yapan kaypaklar, ilkesizler, omurgasızlar. Bu kaypaklar, bu omurgasızlar, bu ilkesizler, bu tutarsızlar sırf Hamas'a terörist diyebilmek için ucundan İsrail eleştirisi yapıyorlar. Biz de onlara diyoruz ki Hamas'ın elinden bir esir olmak istersiniz,
İsrail'in elinde mi? Hamas'ın yaptıklarının mı size yapılmasını istersiniz? İsrail'in yaptıklarının mı? Kim kimin tarafını tutuyorsa onun yaptıkları da onlara gelsin. Ondan senin çocukların kanından değerli değildir, olmadı, olmayacaktır. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.